sarılırsa, Allah'ın ipine sarılırsa, 70 çeşit günahın 50'sini 60'ını bıraktı. Allah bunun rahmetine gark eder. Zikrullah ile kalbini nurlandırır. Hak'tan ne gelirse teslim olur. Hak'tan yana olur. Halktan yanayı bırakır. Yani halkın çirkin işlerini terk eder. Hak'tan yana olur. Her şeyin Allah'tan geldiğini kudretiyle bilir. Bütün etvarını, bütün umurunu, bütün ahlakını, bütün hayatını Allah'a teslim ederse bir mertebe daha yükselir. Bunun ismi mutmainne. Nereden geldik şimdi? Emmare. Şeyh eli tuttuk, levvameye geçtik. Ne kazandık? Pişmanlık başladı. Neyi yaptım? Neden yaptım? Niye namazı geçirdim? Bunu da terk ettik. Günahları azalttık. İbadeti çoğalttık. Mülümeye geçtik. 70 günahın onunla indik. 60'ını terk ettik. Her şeyin Allah'tan geldiğine kani olduk. Bütün cesedimizi, evimizi, çocuğumuzu, atımızı, arabamızı, taksimizi Allah'a teslim ettik. Bu makam mutmainne. Sure-i Fecr. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı, gir cennetime, bu makamda tecelli eder. Allah, onlar Allah'tan razı, Allah da o cemaatten razı, gir cennetime. Ama bu çok zor bir makam. Kul Allah'tan razı olmuyor ki. Taksi devriliyor, kuldan biliyor, asfalttan biliyor, arabanın lastiğinden biliyor, hasta oluyor, bakteriden, mikroptan biliyor, soğuktan oldu diyor, üşütmüşüm diyor filan filan. Yani başına ne gelirse 20. asır insanı muhakkak maddi sebeplerden olduğunu zannediyor. O zaman bu kul Allah'tan razı olmamış oluyor. Şimdi herkes gözünü yumsun, vicdanıyla otur. Otursana ne elin adama oturuyor, kızı gibi ne götüreceksin? Süleyman gitme, sohbet dinle gitme. Kulun en zor makamı Allah'tan razı olmasıdır. Ne gelirse bütün sebeplere yapışıp en güzelini yapmak şartıyla gelen bela musibetlere hoşnut olursa bu mutmainne makamıdır. Bunun adı evliya, ehlullah makamıdır. Bu çok zor. Herkes gözlerini yumsun. Evini düşünsün, çocuğunu, atını, arabasını, işini. Her şeyi Allah'a tevekkül edip hoşnut oluyor mu? Hayır. Hayır. Sebeplerin arasında kayboluyoruz. İşte bu makama çıkan kimse nefsin belasından kurtulur. O zaman 1 milyon şeytan ordusu gelse bu kula bir zarar veremez. Şu halde sohbetin başında buradan yola çıktık. Şeytan mı çok tehlikelidir, nefis mi? Hayır. Şeytanın tehlikesi kandırıcıdır. Vaat eder. Olmayacak işleri sana müjdeler. Şöyle yaparsan böyle olur. Hep güzel gösterir. Halbuki niyetinin altında o insanı helaka götürmek vardır. Ama nefis öyle değil.
bu saydığım makamları geçmezse, sıfatındaki hal değişmezse, nefis şimdiki okuyacağım, anlatacağım kötülüklerin başına gelmesine sebep olur. Anlatabildim bilmiyorum ki. Kısa anlattım. Üzümü unutmayalım. Üzüm helaldir. Suyu sıktım, helaldir. Sirke oldu, helaldir, salatkaya dök. Şarap oldu. Aha, üzüm haram oldu. Ey, bozulmasın üzümlerim. Kurutayım. Kurut. Ki ne helal oldu kuru üzüm. Gidin bizim markete, tonunan kuru üzüm var. 1000 sene dursa bozulmaz. Kurut. Güneşte kurusun. Allah'ın yolunda nefsin itaati, üzümün kurulması gibi meşakkattir. Zikirle, kamil insanla, 2. Sadıklarla oturup kalkmak, 3. Şerli adamları terk etmek, 4. Sonra hatmeyi hacegan, 5. Sonra sohbetler, 6. Şu yaptığımız sohbettir. Hem içinde şeriat var, hem tasavvufu hakikat var, hem nefsin binlerce çirkin hali sohbetlerde ortaya dökülüyor. Ya adam bunda yapar mı? Yapar ya. Peygamber hanımı kafir olur mu? İşte ayetle okuduk, olur ya. Peygamber oğlu kafir olur mu? Olur. Nuh Aleyhisselam'ı anlatacağım, orada geçecek inşallah. Demek nefsi mutmainne makamına koyuncaya kadar tehlike bitmez. Tehlike geçmez. Bunu geçirmek için letaifleri çalıştırmak lazım gelir. Allah insana letaifleri lütfetmiştir. Dünya hayatı için 5 duygu var. Görmek, işitmek, koku, konuşmak, dokunmak. Görmek, gözünü yum, dünya zindan olur. 1 ay gözü yumulu gez, dünya zindan olur. Arkadan kulağını tıka, bu sefer iyice zindan olur. Ne bir şey duyuyor, ne bir şey görüyor. Tahta gibi bir şey oldu. Letaifler de bunun gibidir. Allah-u Teala insana, bunu anlatalım ki şu kıssanın özü çıksın. Ayak basmıyordu. Ayak bassın. Kalp sol memenin altındadır. Arş-ı Âlâ'nın üstündedir. Nurdandır. Tıpkı şu lambalar gibi. Nasıl şu ampuller ışığı faş ediyor? Kalp de böyledir. Vazifesi huzuru ilahi ister. Demek kulun Allah'tan razı olması huzur makamına ulaşmakla olur. Ben Rabbimden hoşnutum, onun saadetiyle huzurluyum derse kalp vazife-i asliye döner. Şu halde 5000 Allah çekmek en azı 21.000'e kadar kalbin huzur melekesine geçmesi için şarttır. Ya üzümü kurutacaksın, ya üzümü kaynatacaksın suyunu, pekmez olsun veya kuru üzüm olsun. Bu kalpte 20.000 defa her gün Allah çekersen muhabbet-i ilahi içine dolar, haramlardan soğur, Allah'ın sevdiği amelleri, işleri hale gelir. Bu bitince ruha geçer. Ruhsal memenin altında makamı, eseri vücudun her yerinde.
Bir iğne batırsam elimde, bir iğne batırsam karnımda, hankeza. Ruhun vazifesi muhabbeti ilahi ister. Ruha 80 bin, 100 bin içerisinde zikir verilirse muhabbeti ilahi yerleşir. Dünya muhabbeti tesir etmez. Nefis de yukarı doğru demin saydığım makam merhaleye geçer. Bu ikisi çalışmazsa huzuru dünyadan arar. Kadınla huzur arar. 30 tane karısı olur, karısı demeyeyim de 30 kadınla zina eder, huzuru bulamaz. Para da arar. Milyarlar olur, huzuru bulamaz. Evdanda, şöhrette arar. Şöhrete ulaşır, huzuru bulamaz. Muhabbeti bulamaz. Şu halde şu dünya muhabbeti, şu maddi alemin huzuru, Allah-u Teala ile bulacağımız huzuru ilahiye değildir, taklittir. İnsanlar bunu hakikat zanneder, kalbin huzurunu dünyada arar. Ruhun muhabbetini dünyada arar. Üçüncü makam, sır, kalp, kalbin içinde Fuat gözü, beyin. Allah aşkına beyin dediğin nedir? Ettir. Çocuk mütehassıyla beraber eve havalından dönerken çocuk mütehassına sordum. Sayın doktor, beyini biliyoruz, bembeyaz et. Ben seni 5 sene önce görmüştüm, sen beni hastaneye yatırmıştın gibi bir muhakeme yapıyorum. Beyin bunu nasıl yapıyor dedim, sustu. Et parçası. Sen beni bir gün dövmüştün, sen bana şöyle ettin, böyle gittin. Beyin binlerce hadiseyi bir kütüphanenin kitabını çeker gibi hafızadan çıkarması kudret-i ilahiyedir. Ben dedim doktor bey, beyin bu muhakemeyi nasıl yapıyor? Ben seni 10 sene önce hastanede gördüysem tanıyorum. İyiliklerine teşekkür ediyorum. Beynin 10 sene önceki kitaplığından bu nasıl çıkıyor deyince güldü. Peki doktor bey, ben yattım, rüya görüyorum. Hiç görmediğim bir adamı görüyorum. 3, 5, 10, 30 gün sonra karşıma çıkıyor. Beyin bu rüyayı nasıl görüyor dedim. Yine güldü doktor. Niye bunları anlattım? Bir hakikati var kalbin. Ruhun bir hakikati var. Ruh hayatı yaşamamızı meydana getiriyor. Kalp pompalamakla hayatımızı idame ettiriyor. Sır. Sol memenin 2 parmak üstü vazifesi teklik istiyor. Teklik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Söyle ya Habibim, Allah birdir. O samettir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Her şeye, herkes ona muhtaçtır. Demek bu teklik makamı. Halbuki yaratılış çokluk istiyor. Berlin'i gördüm. Bir de Londra'yı göreyim. Washington'u göreyim. Filanı göreyim. Çokluk istiyor. Bir kadınla evlendi. 100 tane kadın istiyor. Halbuki yaratılıştaki sır, çokluktan tecrit edip bir olan
işleri, muhabbeti, maksadı Allah'a tahsis ediyor. Bunun için kalp çekiyoruz, ruh çekiyoruz, sır çekiyoruz. 60 bin çeken 6 defa buraya 1000 çekiyoruz. 60 binin 6 bini sıra. Çokluğu terk ediyor. Diyor bütün azamet ilahiye Rabbimdedir. 70 tane hanımı ne yapacağım? Mutluluk için bir tanesi kifayet eder. 70 tane apartmanı ne yapacağım? Barınmak için bir tanesi kifayet eder. Hakeza. Hakeza demek bu misaller böylece sürüyor gider demek. Kalp, ruh, sır, hafi. İşte nefsi kemalata erdiren bunlardır. Allah'ın azametini bu letaifler hisseder. Bu letaiflerle Allah'a teslim oluruz. İşine devam. Sağ memenin üstü iki parmak. Hafi ismi. Kalp, ruh, sır, hafi. Şu gırtlağın boğaz çukuru ahfa. Şurası nefsi natı. Bu ne yapar? Gavs-ı Kasrevi bana sohbet etti. Önünde çay vardı. Çay bardağı vardı. Bunu anlatmak için kaşığı aldı, çay kaşığını çayın içine batırdı. Mehmet, kaşık çayı oldu. Yani çayla kaplandı. Yani kaşık çayla ıslandı. Affa, şekeri aldı, çaya attı, karıştırdı. Çay şekerli oldu, şeker çay oldu, kayboldu. Demek bu makam, şu hafi, madem her lezzet Allah'ın marifetindedir, bütün her şeyi ona sadakatle bağlanmaktadır. Şu halde Allah'ın muhabbeti kendisini kaplarsa kaşığın çay olma misaline benzer. Allah'ın rahmeti çay, Allah'ın rızası çay, kaşıkta insan. Allah'ın rızasına batınca razı olur. Kaşık Allah'ın muhabbetine gark olursa mahbub-u hüda olur, Allah'a aşık olur. Affa, şeker çayı oldu. Bu peygamber makamıdır. Allah'ın azametinden başka hiçbir şey beklemez. Ancak ona teslim olur. İbrahim Halilullah ateşe atıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya İbrahim ne istersin? Rabbim beni sana memur etti. Sen ne istersen ben yerine getirebilirim. İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı. Rabbim beni görüyor. Her halime aşinadır. Benim seninle işim yok. Sen de Allah'ın bir kulusun. Çok üstün kabiliyetlerin var. Allah seni çeşitli nimetlerle donatmış. Ne âlâ. Ama benim sana ihtiyacım yok. Rabbim benim halimi görüyor. O zaman Rabbim Teala bismillah. Ya nâr kûni berden ve selâma alâ İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve huzur ver. Serin ve huzur ve selamet ver. İşte bu makamları geçmek, bu letaifleri çalıştırmaya bağlıdır.
Tarikatlar iki kısımdır. Bunu istediniz, bugün sohbette oraya geldi. Tarikatlar iki kısımdır. Madem insanı Allah yolundan alıkoyan nefistir, bütün emeğimi nefsi ıslah etmeye vereyim. Bazı tarikatlar hedefini böyle kabul etmiş. Kadri, Halveti gibi, Mevlevi gibi tarikatlar. Madem nefis insanı helak ediyor, ben letaiflerle uğraşmayayım. Nefsimi düşman bileyim. Bütün kuvvetimin nefsinin ıslahına sarf edeyim. Mevlevi, Kadri, Halveti gibi tarikatlar nefsi hedef etmişler. Halveti de, Kadri de 40 gün halvet var. Yani bir insan 40 gün bir mağara gibi bir odaya, bir yere çekilse, insanlarla irtibatını kesse, bütün mevcudiyetin dikkatini Allah'a toplasa, nefsin ıslahına yarayan bir merhale olur. Halveti, Kadri 40 gün halvet, çile çekmeyi kabul etmişler. Mevlevi tarikatı 1001 gün kabul etmiş. 40 gün halveti ve Kadri kabul ederken Mevlevi tarikatı 1001 gün kabul etmiş. 1001 gün halvete giren bir Mevlevi dervişi tekkenin tuvaletini temizler, yollarını temizler, bulaşıklarını yıkar, tamiri eder ila ahir, ila ahir. 1001 günde bir kere dışarıya çıksa halveti bozulur. 360. günü çıksa yeniden halvete girip birden başlaması lazım. Konuya döneyim. Tarikatlar iki kısımdır. Bir kısmı nefsi bizzat hedef yapmış. Mevlevi gibi 1001 gün asla tekkeden çıkmayacak. Tekkenin her işini yürütecek. Aşçı olacak, bulaşıkçı olacak, tuvalet temizleyecek, halı yıkayacak, badana yapacaksa nefsi ıslah için. Nefis ıslah olursa letaifler nefsin peşinden yürürler buyurmuş. Halbuki Nakşi öyle yapmamış. Nefis düşmandır. Nefisle biz uğraşmayalım. Nasıl uğraşalım? Letaifleri çalıştıralım. Çünkü nefsin her letaif üstünde bir eli, bir ayağı vardır. Nefsin kalbinin üstündeki ayağı, eli, kalp huzur ister. Nefis dünya lezzetlerinin huzurunu ister. Her gün keklik eti yesin, her gün kuzu kessin, her gün taksiyle Londra'yı gelsin, Paris'e gitsin, 30 tane sevgilisi olsun, 9 tane taksi olsun. Bu bitmez ki bu. Bu bitmez. Halbuki letaifler çalışırsa nefis ayağını çeker. Nefis kalbe hakim iken, huzurlu dünya isterken, letaif çalıştığı Allah'ın azametini idrak etti. Huzuru ilahi buldu. Nefisin kalpte bir ortaklığı, bir menfaati kalmaz. Elini çeker. Ruh muhabbet ilahi ister. Nefis esir ederse ruh muhabbeti dünya ister. Ruh vazife ilahiye dönerse muhabbeti dünyayı nefis bulamadığı için elini çeker. Teklikten çeker, istiraktan çeker,
İzmihlal'den çeker, yüzünü Hakk'a çevirir. O zaman o Allah'tan razı, Allah kuldan razı, gir cennetime teşekkül eder. Buraya nereden geldik? Buraya nefis mi insana azdırır, şeytan mı azdırır? Vasıfların nedir? Nefisi islahın metodu, merhaleleri nedir? Bunu anlatmaktan buraya kadar çıktık. Şuhalden Nakşibendi, düsturun nedir? Diğer tarikatı aliyelerin nihayeti, tarikatın Nakşibendiye'nin bidayetidir buyurulmuştur. Bunu şu Erdoğan arkasındaki şunlar öğrensin. Tarikatın Nakşibendiye'nin bidayeti, evveli, tarikatın Nakşibendiye'nin ilk işi letaifleri çalıştırmaktır. Onun için kalp zikri başlar, letaif başlar, nefis bat başlar, hatme-i tehlil başlar. Diğer tarikatlar nefsi islahtan sonra letaifler onların nefsinin peşine düşer. Halbuki tarikat-ı Nakşibendiye'de letaifler vazifesine Allah'ın emrettiği gibi dönerse, diğer tarikatların senelerce çektiği cefa neticesinde döndüğü işe tarikat-ı Nakşibendiye letaif fikriyle hemen iş başı tutar, hemen kavuşur. Anlatabildim bilmem ki. Bunları duymadınız. Biraz hayretli oldum. Bir şey anladınız mı? Ya evet deyin ya hayır. Evet. Bir şey anladınız mı? Evet. Tarikatın Nakşibendiye'nin bidayeti, evveli, ilk işi, diğer tarikatların amelinin son işidir. Diğer tarikatlar nefsi islah eder 10 sene, 30 sene, 40 sene de. Nefis islah olunca letaifler vazife-i aliye döner. Her bir letaifte nefsin bir eli varken elini çekince letaifler hürriyete kavuşur, kölelikten kurtulur. Halveti, Kadri, Mevlevi gibi tarikatlar. Nakşi nefsine uğraşmaz. Bin bir gün çile için şeyhin tekkesine kapanmaz. Senede bir iki kere üç kere gitmeyi emreder. Ama letaiflerden nefsin elini çekmesi için letaiflere Allah'ın azameti, rahmeti, hikmeti, hakikati olan zikri verir. 5000'den 21.000'e kadar her gün Allah der. O Allah'ın ismi şerifi, nefsin elini, kolunu, ayaklarını, zikrin ateşi yakar, geriye çeker. 25.000 letaif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şura nefsin atık. Nefsin iki ayağı vardır. Dursun aşağı karışma. İki kaşın arasında başı, karnının göbeğin üstünde ikinci başın nefsin vardır. En tehlikeli başı nefsin iki kaşının arasındaki başıdır. Bu baş gözlere komut verir. Kadına bak, ne kadar tatlı, taksiye bak, paraya bak, pula bak. Bu göze hükmeder, kulağa şarkı dinletir, televizyon hastası eder. Elleri 70.000 günaha çevirir, ayakları harama götürür. Şu baş dile, kulağa, beyine, kalbe, ciğerlere komut eder.
Aşağıdaki nefsin ikinci başı yemeye içmeye mideye komut eder. Avret mahalline komut eder. İşte Lut kavmine helak eden budur. İkinci baş şehvet mahalline komut eder. Mideye komut eder. 30 türlü yersin doymaz. Halas, kurtuluş, letaifleri çalıştırmaktır. Şu halde Sofi, elin letaiflerin zikrinden geri gelmemeli. Bunun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menkibelerini, ariflerin menkibelerini çok okumak lazımdır ki, ta ki hevesini nefis dünyadan alsın, uluların ahlakını, kemalatını görsün, ibret alsın. Demek Nakşibendi'nin işi zikirdir. Kalbi çeker, letaiflere geçer. Kavsımız emir verdi. Ben siz hepiniz biliyorsunuz. Dört dört artırıyordum zikirleri. Benim gözümün nuru Gavs Hazretleri buyurdu. Mehmet, sen çok acele zikirleri artırıyorsun. Nefsinin esaretinden letaifler kurtulmadan zikiri çok veriyorsun. Onun için letaifler vazifeyi asliyesine dönemiyorlar. Acele ediyorsun. Nasıl bir et pişirsek az bir kaynatsak pişmez. Bir sebze kaynatsak azıcık pişmez. Letaiflerin pişmeden zikrini sen artırıyorsun. Sana emri veriyorum. Buyur kurbanım. 50.000'e kadar dört dört artır. 50.000'den sonra letaif çekenler bir senede çekse, 9 ayda çekse 2-2 artır. İşte letaifler vazifeye asliyesine dönmek için yine Gavs'ın sohbeti, bir kimse 20 sene zikirden önce letaifi bitiremez buyurdu. Halbuki ben 4-4-4-4 3-5-10 senede bitirttirdim. Cenab-ı Gavs'ın çoklarını 5000'e yeniden indirmiş. Bana kırılır, şevki gider, indirdiğini demedi. Ama ben görüyorum, duyuyorum. 90.000 letaifi, 25.000 letaifi indirmiş Gavs'ım. Pişmiyor. Yani letaifler vazifeyi ilahiyedeki yaratıldığı vazifeye dönemiyor. Yani nefis ayağını çekmiyor. Sofi, şimdi bu sohbette zikrin ne olduğunu biraz anladık. Letaif zikrinin maksadı ortaya çıktı. Zikire ara verme. Bu nefisin belasından kurtulmak istiyorsan zikri kendine arkadaş yap. 24 saat zikirle uğraş. Hiçbir meşguliyet insanı zikrin meşguliyetinden alıkoymasın. 20. asırda alakoyan çok şey var. Gazetele, sohbet değil de kıraathane, birahane, kumarhane, televizyon gibi meşguliyetler adamı zikirden alakoyuyor. Bir iki defa televizyonların aşkına kapıldım. Şu sebeple baktım, bu sebeple. Şu kanala bak, bu kanala bas, şuna bas, bunda ne var? Saatler geçiyor da televizyon komut aleti elde olan karnı doyup televizyondan çekilmiyor. O zaman zikir kalıyor, o zaman şehvete esir oluyor. Televizyonun çeşitli lezzetlerinde hemhal oluyor. Zikirin faydasını o maddi lezzetler
alıp götürüyor. Kötü arkadaşı terk. Kötü arkadaşlar sade insan mıdır? Ben letaifleri filan anlattım tarikatı. Bir saattir seni arıyorum, yoksun. Allah bir dinledin mi? Bir saattir ben burada tarikat anlatıyorum. Dinledin mi? İyi. Bizim hoca ülfetinden dinlemiş. Çay da içtiyse bilmem. Bu hususta şu anlattığım bölümde sual soracak var mı? Elhamdülillah herkes anlamış. Nefsin makamı nedir, nasıl terakki eder? Nefsinle letaiflerin münasebeti nasıldır? Diğer tarikatlar nefisi hedefi aldığı halde Nakşibendi nefsi hedef almaz. Onun için düsturu ne demiş? Tarikatın Nakşibendiyenin bidayeti diğer tarikatların nihayetidir. Diğer tarikatlar nefsi ıslah eder, letaife gelir. Nakşibendi nefsi hiç ıslah etmeden doğrudan letaiflere gider, letaifleri çalıştırır. Onlar Allah'ın emrettiği vazifeye dönünce nefis onları kullanacak bir meydan bulamaz. Dolayısıyla elini ayağını çeker ta ki nefsi mutmainneye girer. Allah bir güzel anlattım. Güzel anlattım demek yani nedir, nedendir, niçindir? Mevlevi'de çile, bin bir gün, Afyon, Konya'dan sonra Mevlevi tarikatının ikinci merkezi olmuş. Mehmed-i Semavi Hazretleri, Sultan-ı Divani Hazretleri, Abba Puşbali Mehmed Efendi Hazretleri, Fırıncı Mehmet Dede, İbrahim Şahidi gibi türbede metfun olduğundan Mevlevi kitapları var. Afyon'da okudum. Mevlevi müridi bir mürşidin sevgilisi olursa bin bir gün o müridi Mevlevi dergahında çileye sokar. Bin bir gün 3 seneye yakın. Tuvalet temizler 1 sene, 1 sene bulaşık yıkar, 1 sene çoluk çocuğuna gidemez, evine ulaşamaz. Bütün bu çileler o Mevlevi dergahının müridini nefsinin ıslah olup selamete ermesine sebep olur. Bin bir gün Mevlevi dergahından hiç çıkmayacaksın. Evliysen hanımına hasret, işçiysen işine hasret. Bunu anlayabiliyor musunuz? Bin bir gün. Halbuki Nakşibendi'de 40 gün halvet bile yoktur. Nakşibendi halkın içinde hak ile amel eder. Hak! Nakşibendi halkın içinde hak ile amel eder. Bunun için vukufu kalbiyi bırakmaz. Vukufu kalbi, kalbine vukuf peyda etmek. Bir hatıra geliyor mu? Zikir çekiyorsun. Vukufu kalbi şarttır. İster kalp çek, ister letaif çek, ister nefisbet çek. Vukufu kalbi olmadan zikrin menfaati çok azdır. Vukufu kalbi, kalbe Allah'tan gayriyi sokmamak demektir. Zikir çekerken işin aklına gelir. Kalbi kapat. Vesveseyi kapat. Hanımın aklına gelir. Hastalığın gelir. Kazanacağın kazanç gelir. Memlekete gideceğin izin gelir. Yolda gördüğün taksinin muhabbeti gelir. Vitrinde gördüğün elbisenin aşkı gelir. Bunu kesmek lazım. Demek tasavvufun nakşisi
Hukufu kalbi siz zikir çekemez. Kalbine makarna süzgeci gibi süzgeç koymak lazım. Nasıl makarnayı haşlatır evdeki hanımlar? Nedir onun adı? İlistir derler, afyon. Süzgeç. Süzgece döker makarna, üstünde kalır, suları süzülür. Zikir çeken mürit kalbini devamlı süzecek. 5000 Allah çekti. Hakikatte kaç kere aklına geldi? 1200 kere. Bu 5000 kere Allah demedi, 1200 kere dedi. 3800'ü gafletle geçti demektir. Şu halde tarikatın hakikati letaifleri çalıştırmakla başlar. Zikirin en önemli hukuku, vukufu kalbiye elden bırakmamaktır. Vukuf, ilgi, irtibat, bağ. Kalbinle irtibatı kur. Vesvese geliyor mu? Zikri terk et. Git önce bir soğuk suyla abdest al. Yine kesemiyorsun. Git, gücün yetiyor, hasta değilsen soğuk suyla bir gusül abdesti al. Vesveseyi kessin. Televizyona oturdun. Başbakan şunu dedi. Gazze bombardımanında Yahudi şöyle etti. O haberlerin sıcağıyla zikire oturursam Gazze bombardımanıyla zikiri bitirirsin. Nasıl anlatayım? Allah Allah. Ya nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Şu halde Nakşin'in işi letaif zikridir. Zikrin esası, temel maddesi vukufu kalbidir. Ben 5000 Allah çektim dedi bir sofi. Hakikaten Allah dediğini melekler sayar. Bize bildirse ki 1800 kere Allah'ı hatırladı. 3200'ü nerede? Gaflette. 50.000 zikir çeken birisi 5000 Allah'ı hatırladıysa, 45.000 gaflet ettiyse, bu 50.000 çekmiyor, 5000 Allah zikri çekmiş olur. Bu vukufu kalbi. Vukufu adedi. Şeyh Abdülhamid Gücdüvani Hazretleri ferman etti. Vukufu adedi nedir? Her zikir, ister hatmi tehlil, ister letaif Allah lafzı olsun Celle Celaluhu. Vukufu adedi, her adette Allah'ı anıp anmadığını kontrol demektir. Vukufu kalbiyle vukufu adedi birbirinin içinde. Vukufu adedi muhafaza için vukufu kalbi gafletten kurtaracak çelik bir ağ kurmak lazım. Vesveseyi kes, vukufu adedi başla. Vukufu adedi her adette Allah'ı hatırlayıp hatırlamadığının işidir. 5000 vukufa adedi, 800 tane zor çıkar. 50.000 vukufa adedi, 10.000 tane zor çıkar. 40.000 tanesi gafletle, vesveseyle çekilir. 50.000 zikirle nefis olgunlaşıyorsa kaç sene çekmek lazım gelir, hesap etmek lazımdır. Kavsumuz ne buyurdu? Letaifler 20 sene zikirde çekilirse anca olgunlaşır. 20 sene letaif çekecek hiç durmadan. 20 sene vukufu adedi yarısı var. Öbürü neydi? Vukufu kalbi. O da yarısı var. 20 senede bitecek, 40 senede biter.
Dörtte biri varsa 80 senede biter. Senin 80 sene ömrün olduğunu kim söylüyor, kim biliyor ki? Lut Aleyhisselam'ı Mahmut Hoca'nın buyurmasıyla şeriat ve tarikata hasrettik. Allah hepimizden razı olsun. Soracak bir sual var mı? Anlattığımın içinde dışarıya kaçmak yok. Bu anlattığımdan soracak bir sualiniz var mı? Bismillah. Sağdan soldan bakıyorum. Yok. Mahmut Hoca hiç yok. Demek güzel anlatmışım. Herkes anlamış. Sen anladın Mustafa. Allah için anladın mı? Allah razı olsun. Ne intiba bıraktı bu sohbet sende? Yarbayımdan Mevlam razı hızlı, olsun. Hızlı, sesli. Allah-u Teala bu akşamki sohbetinde Lut Aleyhisselam'a girmesine rağmen bizim en büyük derdimiz olan zikir nefsimizin konu, nefsimizin hastalığı olan ve derdimizin dermanını çok güzel anlattılar. Yani bundan ibret alabilmek çok büyük bir nimet. İnşallah hepimiz de aldık elhamdülillah. Allah-u Teala bu sohbetlere uymayı ve bunları uygulamayı nasip eylesin inşallah. İş burada. Ver bir kaside şimdi bakalım. Bundan ilgili bir kaside oku şimdi. Anladım dünya boş imiş, nefsi terbiye zor imiş. Varmış ya. Anladım dünya boş imiş, nefsi terbiye zor imiş. Şeyh Sedam'da bir gül imiş, koştu Mevla'ya, Mevla'ya, koştu Mevla'ya, Mevla'ya. Şeyh Sedam'da bir gül imiş, koştu Mevla'ya, Mevla'ya, koştu Mevla'ya, Mevla'ya. Kimi dünyaya tapıyor, kimisi zikir yapıyor. Kimi dünyaya tapıyor, kimisi zikir yapıyor. Kimi cemale bakıyor, yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Kimi cemale bakıyor, yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Haydi Mevla'ya, Mevla'ya. Dünya bize düşman imiş, bunu Resulüm söylemiş. Dünya bize düşman imiş, bunu Resulüm söylemiş. Sakın sarılmayın demiş, yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Tam geldi ya. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Sakın sarılmayın demiş, yürü Mevla'ya, Mevla'ya, yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Aç bu usta mastura. Oku, dünyaya açtım gözümü, Hakk'a bağladım özümü. Dünyaya açtım gözümü, Hakk'a bağladım özümü. Ondan çevirmem yüzümü. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Ondan çevirmem yüzümü. Haydi Mevla'ya, Mevla'ya. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Kimi dünyaya bağlı
Kimi dünyaya tapıyor, kimisi zikir yapıyor, kimi cemale bakıyor. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya, haydi Mevla'ya, Mevla'ya. Kimi cemale bakıyor, haydi Mevla'ya, Mevla'ya, yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Anladım dünya boş imiş, nefsi terbiye zor imiş. Anladım dünya boş imiş, nefsi terbiye zor imiş. Şeyh Seydam'da bir gül imiş. Uçtu Mevla'ya, Mevla'ya, koştu Mevla'ya, Mevla'ya. Şeyh Seydam'da bir gül idi, uçtu Mevla'ya, Mevla'ya, koştu Mevla'ya, Mevla'ya. Dünya bize düşman imiş, bunu Resulüm söylemiş. Dünya bize düşman imiş, bunu Resulüm söylemiş. Sakın sarılmayın demiş. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya, haydi Mevla'ya, Mevla'ya. Sakın sarılmayın demiş. Haydi Mevla'ya, Mevla'ya, yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Kıymetliler, hafız kardeşimden Allah razı olsun. Dünya şeriatta, tasavvufta bizzatihi kendisi haram değildir. Ekmeği değildir haram, suyu değildir. Nikah tahtında evlilik haram değildir. Helal kazanç haram değildir. Buradaki kasidedeki kasideyi yazan zat-ı muhteremin maksadı demin anlattığım nefsi boş işlerle meşgul etmek, haram daireye girmek, Allah'a itaat yerine isyanlardan zevk almak, 3 kere cuma namazına gelmeyenin Allah kalbini mühürler. Cumaya gelme, namazı kılma, o zaman o dünya kardeşimin söylediği dünyayı bırak manasına girer. Yoksa her peygamberin dünyası var, her evliyanın dünyası var. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel gibi müçtehitlerin dünyası var. İmam-ı Heytemi gibi hadis alimlerinin dünyası var. Meşru daireyi çiğnememişler. Meşru dairenin dışına çıkmamışlar. Nikahı bir bilmişler. Gözlerini haramdan korumuşlar. Dilini bir bilmişler. Hak söz, doğru söz, zikir, emri bil maruf, nehyi anil münker gibi hakkaniyete vermişler. Boş ya, yani mala, yani lüzumsuz konuşma, şehveti tahrik, gazabı tahrik konuşmaları dilden haram etmişler. Ayağı meşru dairede kullanmışlar. Ne kumurhaneye götürmüşler, ne içki meclisine götürmüşler, ne de fuhuş alemlerine götürmüşler. Ellerini meşru dairede tutmuşlar. Helal olan ailenin eline sarılmışlar. Meşru çocukları tutmuşlar. Yoksa Mustafa kardeşin okuduğu dünya kendisi çirkin değil. Kur'an ile, hadis ile emredilen haramlar dünyanın çirkin dairesidir.
Tasavvuf bunu ayırt eder. Ehli tasavvuf evlenme dememiş. Tekkemizde Gavs'ımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin akraba, kardeş, hala, teyze çocukları, kızlar 15-20 arasında, erkekler 15-20-22 arasında hepsinin düğününü yapıyorlar. Evlenmeyi haram dememişler. Mal haram olmamış. Allah Resulü'nün dünyası şeriatı dairenin dışına çıkmamış. İşte Mustafa'nın kasidesi helal meşru daire içindir. Şimdi bir daha söyle. Meşru daire içindir. Anladım, dünya boş imiş. Hangisi? Allah'ın ipini bırakıp onunla meşgul olmak. Adada bir parantez aç. Hah. Anladım, dünya boş imiş, nefsi terbiye zor imiş. Anladım, dünya boş imiş, nefsi terbiye zor imiş. Şeyh Seydam'da bir gül imiş, uçtu Mevla'ya, Mevla'ya, koştu Mevla'ya, Mevla'ya. Şeyh Seydam'da bir gül imiş. Gavs'ımızın dünyasına bir bakalım. Hane-i Saadet'ten camiye, camiden Hane-i Saadet'e aradaki mesafe 50-70-100 metre. Hane-i Saadet'ten türbeye, Gavs-ı Kastevi Sultan'ın türbesine, türbeden Hane-i Saadet'e. Hani dünyası, hani Gavs'ın dünyası nerede? Günde en aşağı 500 kişi cemaat geliyor. En aşağı 500 kişiye yemek çıkartıyor. Herkese 3 tane ekmek her öğünde. Çorbadır, pilavdır, ne bulduysa ikram ediyor. Allah aşkına sofiler, soruyorum. Sizin memleketlerinizde hoca yok mu? Benim Gavs'ımda Adıyaman Kahta Menzil Köyü'nün imamı hocası. Niye sizin memleketlerde bir hoca bir ayda 10 kişiye ziyafet çekmiyor? Niye sizin memleketlerde bir müftü 30-40-50 kişiye ziyafet çekmiyor? Ben dedim bir gün bu Gavs'ıma, bu son gidişimde dedim, Gavs'ım Allah'a yemin ediyorum, vallahi senin şuradaki bir günlük işini 100 tane hoca takat getiremez. Eşeğini kaybeden dua istiyor, geçimsiz dua istiyor, azmış evlatlı baba dua istiyor, sakalında ak düşmüş dede dua istiyor. Her gelenin derdini dinliyor, her gidenin hacetini dinliyor. Günde 100 kişi 10'ar dakika konuşsa 1000 dakika eder. Bu kadar misafire yemek, bu kadar misafire güler yüz, bu kadar misafire tatlı dil, her birimizin anası atası gibi rahmediyor. Dedim ya Gavs'ım vallahi senin işini 100 tane hoca bir günde burada yürütmez. Dedim Mehmet öyle konuşma. Allah her dağ ne kadar büyükse o kadar yağmur yağdırır, o kadar kar yağdırır. Allah bize sabır veriyor. Allah bize merhamet veriyor. Allah ümmet-i Muhammed'e şefkat veriyor. Allah bu gücü bize veriyor. Allah bu gücü verirse taşıması hiç de zor değildir. Oku. Anam baban rahmet olsun. Allah razı olsun. Oku. Bizim sohbet Lut aleyhisselam geride kaldı ya. Oku. Dünyaya açtım gözümü, Hak'a bağladım özümü.
gözümü, dünyaya açtım gözümü, Hakk'a bağladım özümü. Dur, dur, motora yağ koyacağız, dur. Motora yağ. Bir yutonu bir daha motor üçer. Petrol koydum şimdi. Şimdi direksiyonu ehline verdim. Şimdi oku kanı. Motor yağlandı. Dünyaya açtım gözümü. Hakk'a bağladım özümü. Ondan çevirmem yüzümü. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Yürü Mevla'ya, Mevla'ya. Ondan çevirmem yüzümü. Haydi Mevla'ya, Mevla'ya. Haydi Mevla'ya, Mevla'ya. Allah'ım dünya boş imiş. Nefsi terbiye zor imiş. Allah'ım dünya boş imiş. Nefsi terbiye zor imiş. Şeyh Seydam da bir gül imiş. Uçtu Mevla'ya, Mevla'ya. Koştu Mevla'ya, Mevla'ya. Şeyh Seydam da bir gül imiş. Göçtü Mevla'ya, Mevla'ya. Coştu Mevla'ya, Mevla'ya. Tamam. Sıra bende. Allah senden razı olsun. Kaç sure ile Lut aleyhissalatu vesselam Efendimizin kavmini Rabbim Teala Kur'an'ın mucizül beyanda bize beyan buyurdu ki hayasızlıkların akıbeti nedir? Nasıl olacak görelim. Her türlü çirkinlikten kurtulalım. Önce Suriye El-Araf 80-81. ayeti celilede Lut aleyhisselam Lut kavmine bu alemde sizden önce hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Erkek erkeğe cinsi temas. Şu kadınları bırakın şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu çok aşırı giden azgın bir kavimsiniz. Sure-i Neml 2. sure 54-55. ayeti celile. Siz çirkin olduğunu bile bile o kötülüğü yapacak mısınız? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşacaksınız? Gerçekten siz cehaletle yaptığınız işin kötü akıbetini düşünmez misiniz? Bu ayeti celile de düşünmez misiniz? Herkesin aklına hitap ediyor. Bu ayet her birimiz için de muhteber. Her çirkin işin akıbetini düşünmez misiniz? Düşünmez misiniz? Kavmin cevabı Suriye Araf 82. ayet. Çıkarın onların memleketinizden çünkü onlar fazla temizlik yapan insanlardır demelerinden başka bir şey olmadı. Aralarında konuştular. Lut aleyhisselamı şehirden çıkarmaya karar verdiler. Mübarek peygamber 40 yıl onlar ne karar verirse versin Allah'ın himayesi, korunması, kudretiyle Lut aleyhisselam bütün çirkinliklere tahammül etti. Tam 40 sene usanmadan kavmini ıslah için şerlerden Allahu Teala'ya sığındı. Ya Rabbi bana ve ehlime onların uğursuzluk azabından kurtuluş ver. Sure-i Şuara 169. Ya Rabbi bozguncular kavmi üzerine azap indirerek bana nusret ver. Dikkat! Sonunda
Allahu Teala üç mübarek melike, melaikeye, Cebrail, İsrafil, Azrail aleyhisselamı, Lut aleyhisselamı gönderdi. Anamız Sara 90 yaşında, İbrahim Halilullah 120 yaşında olduğu halde İbrahim aleyhisselam'a Sara anamızın İshak ismindeki çocuğuna hamile olup doğum yapacağını müjdeledi. Biraz önce arz ettiğim gibi üç melaike İbrahim Halilullah'ın huzurundayken Sara annemiz bitişik odada idi. Allah Allah dedi. Ya ben 90 yaşındayım. İbrahim Halilullah 100 yaşını geçmiş. Çocuğumuz nasıl olur? İbrahim Halilullah, ya Cebrail, bizim vücudumuz teftil mi olacak? Yani gençleşme mi var ki olacak? Hayır, Cebrail'e emin, hayır. Allah'ın katında müşkülat yoktur. Onun dilemesiyle olacak. Sarra annemiz hamile kaldı. İshak aleyhisselamı doğurdu. İbrahim Halilullah, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam birbirinin zürriyetinden 5 peygamber meydana geldi. İbrahim Halilullah, İshak aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam. 5 peygamber meydana geldi. Biz konumuza dönelim. İbrahim Halilullah ayetle melaikelere sordu. Sure-i Zariyat 31-34. Ayet. Ey Allah'ın elçileri, sizin buraya teşrifinizden maksadınız nedir? Niçin geldiniz? Cevap. Biz günahkar bir kavmin, Lut kavminin helak edilmesi için gönderildik. Onların üzerine ateşle pişirilmiş çamurdan taşlar atacağız. Rabbin indinde o haddi aşan mücrimler için her bir taşta helakı takdir edilmiş her şahsın ismi yazılı. Demek hiçbir taş yolunu şaşırıp başka birinin kafasına düşmeyecek. O adamın adı ne, sanı ne, evsafı ne, her bir taş ille onun üstünde yazılı adrese kavuşacak. Ayet bitmedi. Bu kariye ahalisini helak edeceğiz. Üç melaike. Onlar çeşitli kötülüklerle küfür ve zulüm edicilerden oldular. İbrahim aleyhisselam melaikelere, orada Lut var, kardeşimin oğlu Lut var, Lut peygamber var, o zalimlerden değildir. Melekler, biz oradaki mümin kafirleri biliriz, birbirinden ayırt ederiz. Dikkat! Ancak Lut peygamberin hanımı vahile azaba dahil olanlardandır buyuruldu. Vahile. İbrahim aleyhisselam ayeti celille devam ediyor. Sure-i Hud. Sure-i Hud. Bu sureden hiç okumadık. Sure-i Hud. İbrahim aleyhisselam korku gidip müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle mücadeleye başladı. Muhakkak İbrahim'in merhameti, hilmi, kalbinin yumuşaklığı ve intikamda acele etmeyişi melaikelere sual sormalarına sebep oldu. Zira insanlar için ah ve teessüfle merhamet edilerek Hazreti Allah-u Azimşan'a münacat vakti vardır. Yani acele etmeseniz, Lut kavminin helakına acele etmeseniz, onlar tövbekar olurlar gibi merhametinden,
üç mübarek melaikeye konuşmaya başladı Cenab-ı İbrahim Halilullah. Sure-i Hud 74-76. ayeti celile. Sonra melekler, dikkat, şimdi çok önemli konuya girdik. İbrahim peygambere müjdeyi, İshak aleyhisselamın doğacağını, Sara annemizin hamile kalacağını müjdesini verdiler. Lut kavmine doğru hareket ettiler. Dikkat, dikkat, burası çok zor. Sedüm şehrine doğru yola çıktılar. Sedüm şehrine öğle vakti parlak, güzel yüzlü delikanlılar şeklinde girdiler. Allah'ın imtihanı zordur. Onlar erkek erkeğe cinsi münasebetten haram işi tarihte görülmedik şekilde yapa dursunlar. Allah da onlara üç melaikeyi tarihte görülmemiş genç güzel delikanlılar şeklinde gönderdi. İmtihan ilahi zor. Zor. Tarihte öyle güzel yüzlü delikanlılar şeklinde girdi. Lut aleyhisselam tarlada çalışırken yanında buldular. Dikkat! Her şeyi peygamber bilir. Her şeyi benim şeyhim bilir. Sözü küfürdür. Allah'ın bildirdiğini insanlar bilir. Benim şeyhim bunu da bilir. Efendim bu peygamber her şeyi bilir. Haşa! Şeriat-ı Muhammediye'de böyle bir söz insanı küfre götürür. Çünkü Allah'ın bildirdiğinin dışında hiçbir kimse peygamber de olsa bir şey bilemez. Dikkat, dikkat, buna dikkat edelim, bu söze. Dökülmesin. Mustafa dökülmesin. Boğazım kuruyor, ne yapayım? Lut aleyhisselam'ı tarlada çalışır buldular. Lut aleyhisselam'ın büyük kızı su dolduruyordu. Gelen topluluğu gördü. Üç tane tarihte görülmemiş güzellikte delikanlı. Bu günahkar azgın kavmin arasına ne diye geldiniz? Siz bilmez misiniz? Bunlar Lut'i, bunlar Livata, erkek erkeğe cinsi temas yapar. En büyük kızı diyor, sizler bilmez misiniz bu azgın kafirlerin arasına niye geldiniz? Bu şehirde sizi bir kişiden başka kimse misafir edemez. Nereye gitseniz sizin ırzınıza, namusunuza göz dikerler. Ancak Lut aleyhisselam sizi misafir edebilir. Babasına koştu büyük kız. Baba, hiç görülmemiş emsalde güzel delikanlılar geldi. Mahmut Hoca, ne olur burasını dinle, Allah için kafanı eğme. Baba, tarihte görülmemiş güzellikte üç delikanlı geldi. Babasına haber verdiler. Lut aleyhisselam gelenleri Allah bildirmediği için tanıyamadı. İşte bunun için dedim, peygamber her şeyi bilir demeyin. Açıyorum sayfayı. Lut aleyhisselam et. Bir peygamber ne kadar büyük eza çekecek. Allah misafirlerini Lut'u kavme teslim edecek. Bu mümkün değil. Yani Lut aleyhisselamın o andaki azabını dağlar taşlar dile gelse anlatmaya kimsenin gücü kuvveti yetmez. İçi sıkıldı, çok sıkıntıya düştü, nasiyete kalktı. Kur'an-ı Kerim'de
Lut Aleyhisselam'ın bu hali Sure-i Hicr 68-69. Ayet-i Celil'de müfessirin beyanına göre, ey kavmim, bunlar benim misafirimdir. Onlara karşı beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin. Zannediyordu ki kavmi insafa gelecek. İnsafsızlıkları, bakışları, kavmin hareketleri peygamberi telaşa düşürdü. Ayet-i Celil'e Hicr 70 buyurdu. İçinizde aklı başında kimse yok mu? Biz seni alemin içine karışmakta men etmemiş miydik diye kavmi çıkıştı. Sana demedik mi bir daha erkeklerin işine karışma? Kimsenin yaptığı işten kimseye çıkışma. Biz sana böyle tembih etmemiş miydik? Ayet bu, ayeti celille meali. Kur'an-ı Kerim sureyi kamer, kaç sure oldu? 6-7 oldu. Sureyi kamer 37. ayeti celille. Lüt'tan kavmi misafir melekleri istediler. Anadan doğma kör oldular. İşte azabımı, tehditlerimin akıbetini tadın dedik. Cebrail aleyhisselam, Lut aleyhisselamın çok sıkışmasından, çok fazla elem ve ızdıraba düşmesinden hakikati açıkladılar. Ya Lut, bizden korkma, biz insan değiliz. Allahu Teala'nın üç melaike-i mukarrebiniyiz. Rabbim bizi bu helak, bu kavmi helak için görevlendirdi dediler. Ya Lut, aç kapıyı. Hazreti Lut aleyhisselam kapıyı açtı. Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam onlara bir nefes üfürmesiyle anadan doğma kör oldular. Yani gözleri görmez değil, göz yerine et doldu, sanki gözünü çıkardın yumurta gibi bir eti kapanmış gibi. Anadan doğma kör oldular diyor. Gözleri görmez, kör oldu değil. Cebrail aleyhisselamın kanadıyla vurunca giren cemaate yüzleri siyahlaştı. Gözleri görmez oldu. Anadan doğma kör oldular. Geri kaçıştılar. Lut'tan kavmi melaikeleri istediler, anadan doğma kör oldular. İşte azabımı, tehditlerimin akıbetini tadın dedik. Kalp gözleri mühürlenmiş, azgın, sapık insanlar bu azaptan nasibini almamış gibi, bu azaptan, bu elim sıkıntıdan pişmanlık, nedamet almamış gibi, pişmanlık nefs-i levvamenin makamıydı. Nefse emmarede pişmanlık yok. Yapma bana acı, insaf et dese, sana yarın ne yapacağım biliyorsun, seni testereyle boynunu keseceğim. Bu nefse emmare. Levvame gelirse, ya ben testereyle keseceğim dedim, bu olur mu? Onun kalbini kırdım, hakaret ettim. İşte bu levvame, bir mürit, kamil bir mürşidin elini tutarsa, Miftahil Kulüp, Muhammed Nuri Şemseddin Hazretleri, Beşiktaş'taki mübarek evliyanın türbesinde mübarek yatıyor.
bir kamil mürşidin elini tutunca Allah onları rahmet ve bereketiyle, tevfikiyle levvame makamına geçirir. Demek pişmanlık başladıysa müjdeler olsun hepimize, terakki ettiğimizin alametidir. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım yerine keşke yapmasaydım. Kul hakkını alır. Mahkeme-i Kübra'da ben ne derim? Ya Rabbim pişmanım, estağfurullah. Bunu demeye başladıysak tarikatın en büyük birinci merhalesini kat etmiş, kazanmış oluruz. Müjde bu, Allah için müjde. Pişmanlık yoksa o kimse mürit değildir. Emmare'dedir. Kitap buyuruyor. %98 emmare makamındaki insan diyor küfürle cehenneme düşer. Pişmanlık olmazsa akibet küfürdür. Pişmanlık başladı. Tarikatın ilk semeresi müride Allah'ın lütfuyla pişmanlığı verilmesidir. Herkes kalbini kontrol etsin. Hanımına, çocuğuna, komşusuna, arkadaşına yaptığı ezalardan pişmanlık yoksa, daha da artırırım gibi bir intikam varsa, bu tarikatın Nakşibendiye'den nasipsiz bir kimsedir. Sen bunu bekliyorsun, haksızlık ediyorsun da boş ver, dökülmez. Ya Rabbim sen rahmet et. Ya Rabbim sen bize acı. Yüzleri siyahlaştı. Gözleri görmez oldu. Şaşkın şaşkın kaçıştılar. Sure-i Kamer 37. ayeti celille Lut'tan kavmi misafir melekleri istediler. Anadan doğma kör oldular. İşte azabın, tehditlerin, akıbetin tadın dedik. Allah'ın azametiyle kör olunca tam burada kaldık. Lut'a biz yarın